Amma da yakışıklı oğlan. Muhakkak bir milyonerdir. Kızım Nevin kendine gel. Oğlanı görünce kalbim göbek atmaya başladı. Kendine gelsene kızım. Oğlum Murat, iskorpit çapmış balıkçıya döndün. Nefis bir kız. İki söz etsem ne der acaba? Nerede bizde o kısmet? Kim bilir hangi milyonerin kızıdır? Sabır oğlum, sabır. Beni beğendi galiba. Yalnız biraz utangaç çocuk. İnsan bir iki laf atar oğlum. Cesur ol biraz, cesur ol. Gel peşimden, gel korkma. Mesela hanımefendi bir dakika, sizi bir yerden tanıyorum galiba diyebilirsin. Bir dakika hanımefendi. Buyurun efendim, bir şey mi söyleyecektiniz? Sizi bir yerden tanıyorum galiba. Yanılmış olmayasınız, belki birisine benzettiniz. Yok, hiç kimseye benzemeyecek kadar güzelsiniz. Yeriniz uzak mı? Oldukça. Arabamla götürmeme müsaade eder misin? Teşekkür ederim. Tanımadığım erkeklerin arabasına binmem. Korkuyor musunuz? Ben? Ben kimseden korkmam. Arabası olan çapkın bir delikanlıdan bile. Fena sayılmaz. Bunun gibi yüzlercesi geçti elimden. Çok zengin olmalısın. Ben? Oldukça zengin sayılırım. Arabalara da müthiş meraklıyımdır. Belli. Otelde mi? Yok, yani şimdilik kalıyorum. Hayret doğrusu. Size hiç rastlamadım da. Burada değildim. Avrupa'dan yeni geldim. Öyle mi? Çok güzel. Seyahati ben de severim. İşlerden fırsat buldukça hiç durmadan bol bol gezerim. Seyahati sevdiğinize göre günün birinde tekrar karşılaşabiliriz. Mesela Roma'da, Paris'te, Madrid'de. Dünya küçüktür, unutmayın. Dünya küçük olsaydı şimdiye kadar karşılaşabilirdik. Bu akşam yemeğe çıkabilir misin? Maalesef arkadaşlarımla toplanıyoruz. Çok fena. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar çok arzu etmemiştim. Toplantıyı atlatamaz mısınız? İmkanı yok. Hem geldik zaten. Bakın. Şuradaki ev. Zahmetinize çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Durun bir dakika. Hiç olmazsa isimlerimizi öğrenelim. Benimki Osman Altınzade. Şu meşhur kuyumcunun oğlu musunuz? Evet, kendisiyim. Ya siz? Ben de Nevin Savaş'ım. Muharrir Ahmet Savaş'la bir akrabalığınız var mı? Benim tabii babamdır. Müsaadenizle. Güle güle. Nerede kaldın ya? Osman Altınzade 2 kere telefon etti. Herifin ne kadar sabırsız olduğunu... Boş ver arkadaşım. O kadar güzel bir kokusu vardı. Kimin? Altınzade'nin mi? Yok canım. Yeni tanıdığım bir kızın. O kadar güzeldi ki bilemezsin. Çok da zengin. Anlayacaksın, bizim için ümitsiz bir parça. Sana kaç kere yetişemeyeceğin ciğere uzanma dedim. Arabanın altına yap da aklın başına gitmesin. Kız beni beğendi ama. Oo, tabii beğenir. Altında böyle araba olduktan sonra gerisi kolay. Ha, kolaysa direksiyona geç de onun gibi bir kızla tanış bakalım. Bunu kaç defadır söylüyorsun Murat. Dikkat et, ben de senin kadar yakışıklıyım. Tabii yakışıklısın, mertsin, iyi kalplisin, biricik arkadaşımsın benim. Yağlama yıkama yapma, bu sefer zırnık alamazsın. Heh. Ömer, heh. Ömerciğim. Arkadaşım. Ne var? Kızı yemeğe davet etmek istiyorum. Bana ne? Köşedeki köftecide yersiniz, veresiye. Kapik işlemez benden. Yapma Ömer. Paran ha bankada durmuş ha bende. Oho, bilirim bilirim. Bak bu son olsun. Al. Kız güzel mi? Güzel de laf mı? Al. Kibar mı? Kibar ya. Al. Sen arkadaşların en kralısın, en kralı. Ne zaman davet edeceğiz? Yarın sabah telefon edeceğim. Afüş. Hem güzel hem kibar bir kız yemeğe telefonla değil, çiçekle davet edilir. Ah, çiçek parası da benden. Kabul edecek mi acaba? Seni beğendiğini söyledin ya, oldun kapalı. Söyledim. Öyle. Çünkü gözler yalan söylemez. Gözlerinden anladım beni beğendiğini. Gözlerinden. Görmeliydiniz çocuklar. O kadar yakışıklı ve kibardı ki. Beni yemeğe davet etti. Kabul ettin mi? Kabul etseydim şu anda burada olur muydum hiç? Adam genç miydi? Çok gençti. Tatlı bakan gözleri, insanın içini titreten güzel bir sesi vardı. Arabası yürüyen bir apartman gibiydi sanki. Zengin mi? Zengin de laf mı, milyoner? Keşke karşıma hiç çıkmasaydı. Ne o kız? Çarpıldın mı yoksa? Bilmem ki. Eskiden erkek görünce tüylerim tersine dönerdi. Bunu görünce içim bir hoş oldu. Hey, kendine gel kendine. Bana canavar Selim derler. Ablama yan gözle bakacak erkeğin gözlerini oyarım. Sen de bakarsan senin de, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bana da canavar Selim'in ablası derler. Şimdiye kadar kardeşlerimi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmam, merak etmeyin. Peki, şimdi bu otomobilli zengin adam ne olacak? O bir rüyaydı. Güzel bir rüya. Gelip geçti. Hadi şimdi beni rahat bırakın da çalışayım. Sen git kağıtları getir Selim. Vedat sen de makineyi. Peki.